Amerika Birleşik Devletleri, BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı aldı. BM'nin Birleşmiş Milletler, BM, daimi temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklayarak, bu konsey ismine layık değil, dedi. Haley ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Konsey içerisinde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söyledi. Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin konseyden ayrıldığını duyuran Haley, konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var. Bu karar, insan hakları taahhütlerinden geri çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu netlikle belirtmek isterim, dedi. Haley ayrıca, konseyin bünyesi içerisinde yapacağı yenilikler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar katılabileceğini kaydetti. Haley, bu konsey ismine layık değil, değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo ise konseyin insan hakları ihlallerini savunma noktasında yetersiz olduğunu ileri sürdü. Konseyin, insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını savunan Pompeo, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin ikiyüzlülük olduğunu savundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stefane Dujarric de Amerika Birleşik Devletleri'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, Genel Sekreter, Amerika Birleşik Devletleri'nin İnsan Hakları Konseyi'nde kalmasını tercih ederdi. BM İnsan Hakları Mimarisi, dünya çapında insan haklarının teşviki ve korunmasında çok önemli bir rol oynamakta, değerlendirmesinde bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre Merkezli Konsey'in 47 üyesi bulunuyor. ABD'den, demokrasi, uyarısı Avrupa Birliği, AB, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler, BM, İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararına ilişkin, bu ülkenin, dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltaladığı, nitelemesinde bulundu. AB Dış İlişkiler Servisinden, EEAS, yapılan açıklamada, bugünkü karar, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltalamaktadır, ifadesine yer verildi. Açıklamada, AB'nin çok taraflılık ve daha geniş BM sisteminin, sadık destekçisi olmaya devam edeceği belirtildi.